Kontrol Mimarlık ekranlarına hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugün temeller konumuzda derin temelleri ve alt başlıklarını incelemeye başlayacağız. Yapı yükünü taşıyamayacak, zemin gerilmeleri, yapı yüklerinden dolayı oluşacak gerilmeleri karşılayamayacak durumda olan, yani yapıdan dolayısıyla temelden gelen yüklerin, zeminde oluşturacağı gerilmelerin, zemin emniyet gerilmesinden büyük olması durumunda, zayıf zeminlerde yapı yüklerini taşıyabilecek sağlam zemin, sağlıklı bir zemin iyileştirilmesi yapılamayacak kadar derindeyse yapı yüklerini sağlam zemin taşımasını sağlamak amacıyla derin temeller oluşturulur. Yani zeminlere nazaran sağlam zemine ulaşmak bu temellerin yapıldığı yerler için zordur. Derin temeller 3'e ayrılır. Ayak temeller, kazıklı temeller ve kesonlar. İlk başlığımız olan ayak temellerden başlayalım. Sağlam zeminin kazık gerektirmeyecek kadar derinde olmayıp yine sağlam zeminin bütün derin temeller için geçerli olan zemin iyileştirilmesinin sağlıklı olmayacağı kadar derinde veya yapılacak zemin iyileştirilmesine rağmen risk devam ediyorsa gerekli hesaplar yapılarak sağlam zemine kadar kazı yapılır ve ayak temeller sağlam zemine oturtulur. Ayak temeller üst kısımda betonarme kirişler ile birbirine bağlanmalıdır. Maliyet ve işçilik, zeminin emniyet gerilmeleri ve benzeri etkenler göz önüne alınarak temel papuçları tekil temellerdeki gibi düz, eğimli veya ampatmanlı bir şekilde uygun ebatlarda oluşturulur. Gerekirse üstten betonarme kirişlerle bağlanmasına rağmen alttan da bağ kirişlerle bağlanabilir. Hatta gerekiyorsa ayak temelleri bir plağa oturtulabilir. Bu ve benzeri durumlar zemin ve yapı parametreleri dikkate alınarak gerekli görüldüğü takdirde uygulanmalıdır. Ayak temeller kısaca bu şekildeydi. Şimdi keson temelleri açıklayalım. Kazıklı temelleri sona bırakalım. Kesonun kelime anlamı sandıktır. Çok zayıf, gevşek veya sulu zeminlerde ve su içinde oluşturulacak temel imalatlarında kullanılırlar. Kazık temellerin yapılmasının uygun olmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda keson temeller kullanılır. Betonarme, çelik veya ahşaptan yapılabilen büyük çapta dairesel ve içi boş kesonlar zemine veya suya çeşitli yöntemlerle sağlam zemine kadar batırılır. Üst üste konularak yerleştirilir. İçindeki toprak vesaire boşaltıldıktan sonra beton veya taş beton ve benzeri malzemeler ile doldurulur. Betonarme keson temeller yerinde döküm yapılarak veya ön döküm şeklinde imal edilebilirler. Bu temel çeşidinin maliyeti oldukça yüksektir. Genellikle köprü ve liman inşaatlarında kullanılır. Açık keson, pnömatik keson ve yüzen kesonlar gibi çeşitleri mevcuttur. Son derin temel çeşidimiz kazıklı temeller. Kazıklı temeller çok zayıf zeminlerde sağlam zeminin çok derinde olmasından dolayı yapı yükünü sağlam zemine aktarmak için çeşitli metotlar ile kazık temel sistemi uygulanır. Yapı yükleri ya uç kazıklarla ya da kazığın yan yüzeylerinin sürtünmesiyle zemine iletilir. Bu kazıklar üst kısımda betonarme kirişler veya plak ile birbirine bağlanır. Betonarme, çelik ve ahşap kazık türleri mevcuttur. Kazıklı temellerin maliyeti oldukça yüksektir. Genel itibariyle derin temeller bu şekildedir. Elimden geldiğince zaman içerisinde hem bütün anlatımları detaylandırmaya hem de arazide çekimler yapmaya gayret göstereceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yaparsanız ve abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.